Mersin Büyükşehir Belediyesi yıllardır kaderine terk edilen bölgeleri dev hizmetlerle tanıştırmaya devam ediyor. 40 yılı aşkın süredir söz verilen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen eski ve tehlikeli durumu nedeniyle vatandaşların Sırat Köprüsü adını verdiği İshaklar Köprüsü'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından müdahale edildi. Mevcut köprünün hemen yanına çift şeritli bir köprü inşa eden Büyükşehir Belediyesi yeni ve güvenli köprüyü Gülnarlıların hizmetine sundu. Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Alparslan Ünüvar, ilçe sakinlerinin Sırat Köprüsü olarak adlandırdığı köprünün yerine yeni ve güvenli bir köprü inşa edildiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür etti. İnşallah Sırat'ı geçti. Ben Sırat Köprüsü demişken zaman zaman oraya gittim, köprüyü gördüm. Muhtar arkadaşımız bizi sıcak bir şekilde karşıladı. Köylülerimiz bizi sıcak bir şekilde karşıladı. Eski köprüyle yeni köprüyü mukayese etmek mümkün değil. Tabii ki o günün şartlarında belki eski köprümüz en güzelmiş ama şimdiki köprü sanki bir otoban köprüsü gibi. Yani mevcut yolun ileriki zamanlarda genişletileceği, güzelleştirileceği düşünülerek yapılmış hakikaten çok güzel bir köprü. Diğer hizmetlerle beraber ilçemiz inşallah Sırat'ı geçecek. İshaklar Mahalle Muhtarı Adem Köroğlu da bugüne kadar her dönem siyasetçinin söz verdiği ancak verilen sözlerin seçimlerin ardından unutulduğunu belirterek Başkan Kocamaz'la birlikte ilçenin çehresinin değiştiğini kaydetti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'dan Allah razı olsun. Gülnar'da, kırsalda yaşayan tüm her yerin çevresini değiştirdi. Örneğin benim köyümün köprüsü 50 yıldır sorunudu. Cumhuriyet tarihinde İshaklar'ın en büyük sorunu köprüydü. Sırat Köprüsü'nün şeyine gelince buradan bir geçen bir daha geçmezdi. Ondan dolayı Sırat Köprüsü diyoruz. Sırat Köprüsü'nden de inancımıza göre öldükten sonra bir geçtik miydi bir daha geçmeyecektik. Aynen ondan Sırat Köprüsü diyorlardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz. İnsanüstü bir insan. Önce verdiği sözün yeri olan bir insan. Siyasette verilen sözler yerine gelmezse o siyasetçinin geleceği olmaz. 20 küsür yıldır Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz belediye başkanlığı yapıyor siyasette. Uzun ömürlü olmasının sebebi verdiği sözleri yerine getiriyor. Bir de öncelikle kırsalda yaşayan vatandaş Türk vatandaşı olduğunu, biz de bu ülkenin bir parçası olduğumuzu bizlere hatırlattı. Kendisinden Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun, Allah uzun ömür versin. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yolu olmayan köy kalmayacak sözüyle çalışmalarına hız veren belediye ekipleri Gülnar'da bugüne kadar 175 kilometre birinci kat, 85 kilometre ikinci kat ve 17.260 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. 4.415 metre kaldırımda Gülnar'ı çağdaş bir ilçe görüntüsüne kavuşturan Büyükşehir Belediyesi Gülnar'daki değişimin mimarı oldu. Gülnar'ı Mersin ve diğer kentlere bağlayacak olan otogar inşaatında da çalışmalar sona yaklaştı. Gülnar Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca, 2017'nin yaz aylarında hizmete açılması planlanan Gülnar Otogarı'nın ilçe için önemli olduğunu vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekten büyük yatırımlar yaptı ilçemize. Bunlar tabii en fazla öne çıkanlar Gülnar Otogarı bitmek üzere. 2-3 ay sonra bitecek inşallah. Diğeri soğuk hava depomuz faaliyete geçti. Aslında hiçbir ilçemizde yok soğuk hava deposu. Gülnar'da da otogar da ilk defa Gülnar'da yapılıyor ilçelerin içinde. Diğer yatırımımız ise o da milyonluk yatırımlarımızdan birisi. Milyonları geçen değeri olan İshaklar Köprüsü. Gerçekten uzun süredir, yıllardır, 15-20 yıldır konuşulan bir yerdi. Yapılması gereken önemli bir yerdi. Ayrıca ilçemizde biz kent konseyi başkanı olarak Burhanettin Başkan'dan istediğimiz yatırımlar, yapılması gereken hizmetler oldu. Bunları hiç geriye çevirmedi, yaptı. Bunların başında altyapı çalışmaları, ilçemizde kaldırım çalışmaları, bunları kent konseyi başkanı olarak biz istedik. Kaldırımlarda engelli şeritlerini biz istedik kent konseyi başkanı olarak. Devlet hastanesine uzak olduğu için mahallelerimiz,
Bunlara da bir otobüs atılmasını istemiştik. Otobüs de geldi, bugünlerde faaliyete başladı. Gerçekten bir kentimizde büyük şehrin ağırlığını hissettik. İlçemizde halkımız da bu konulardan gerçekten çok memnun. Biz de memnunuz. Kendisine teşekkür ediyoruz.